Sabri Ülker 1920-2012 Türk sanayici ve iş adamı. 1953 yılında Sabri ve abisi Asım, Berksan soyadını bırakıp soyadlarını Ülker olarak değiştirmişlerdir. Bu ülke bizim ülkemiz. Biz çalışmalıyız, kazanmalıyız, üretmeliyiz. Çalıştığımızı, kazandığımızı da bu ülke ile paylaşmalıyız. İşe sanayici olarak başladık ve böylece devam ettik. Biz tercihimizi heyecan duyarak ülkemiz adına kendimizi dünya ölçeğine taşıma yolunda kullandık. Sonuçta dünyanın pek çok ülkesinde dünya devleri arasında Ülker Turkey adı taşıyan ürünler satılıyorsa bu bizim olduğu kadar Türkiye için de önemlidir sanıyorum. Benim yaşımdaki bir insan artık kendisi ve ailesi için çalışmasının çok ötesinde ülkesi için çalışmalı. Amacım dünyanın dört bir yanına ulaştırdığımız bayrağımızı daha yükseklere çıkarmaktır. Zor bir dünyada, dünyanın zor bir bölgesinde, büyüklüğünün hakkını vermek zorunda olan bir ülkenin vatandaşlarıyız. Bu onuru taşımanın temel şartı, ülkesini, devletini, bayrağını çok sevmek ve ona sımsıkı sarılmaktır. Hiçbir siyasi, hatta sosyal grup hareketiyle münasebetimiz olmadığı gibi, bunu düşünecek vaktimiz bile olmadı. Bir sanayici olarak tüm siyasilerle aynı mesafede bulunuyoruz. Rekabet hepimiz için bir fırsattır. Ülker kuruluşundan bu yana rekabeti geliştirici bir unsur olarak değerlendirmiş ve bundan hep yararlı sonuçlar çıkarmıştır. Ülke sanayinin de rekabetin gelişmesinden çok istifade ettiğini düşünüyorum. Kriz sözünü hiç sevmediğimi belirteyim. Sıkıntılardan kurtulma yolu üretimdir. Yerli şirketlerimiz güç birliğine inanmalı ve bunu gerçekleştirmelidir. Bu yaşta ifade etmenin mazur görüleceği düşüncesiyle söyleyebiliyorum. Pazar günleri dışında bir tatil keyfinin varlığını ancak tedavim sırasında doktorumdan öğrendim, hep çalıştım. Sabah erken kalk, kahvaltıyı atlama, kahveni kendin pişir. Sen toplantıya çalışma, toplantı sana çalışsın. Herkes fikir üretirse malı kim üretecek? Bir şirket yöneticisi, toplantılardaki suskunluğu ve tartışmalara katılmaması nedeniyle kapalı kapılar ardında eleştirilmektedir. Sabri Ülker kaşlarını yukarı kaldırıp odadaki herkesin yutkunmasına neden olan yorumunu yapar. Kafası hiç çalışmıyor gibi gözükür. Aslında beyni her söyleneni sünger gibi emer. Tatbikatta ise çok inatçıdır. Bize böyle yöneticiler de lazım. Herkes fikir üretirse malı kim üretecek? 1958 devalüasyonundan sonra ülkede temel meta fiyatları sık sık yükselmekte. Dolayısıyla sanayiciler de ürünlerine boyuna zam yapmaktadır. 27 Mayıs darbesinden birkaç ay önce her nasılsa çok yükselen un fiyatı hükümet kararıyla geri çekilmiş. Dolayısıyla elinde unlu mamul bulunanlar zarara uğramışlar. Sabri Ülker, bütün toptancılarına kendi el yazısıyla birer mektup gönderip, ellerindeki bisküvi miktarları bildirmelerini istemiş, mevcut stoğu tespit ettikten sonra, eski yüksek bisküvi fiyatıyla yeni düşük fiyat arasındaki farkı hesaplamış ve bu farkı her toptancının bir sonraki siparişinden düşmüş. Böylece toptancılar, kendileri için önemli olabilecek bir zarardan kurtulmuşlar.
27 Mayıs darbesinden sonra ortalığa şöyle bir laf yayıldı. İhtilalciler fiyatların düşmesini emretmişler. Yakında fiyatlar düşecek. Piyasalar bıçak gibi kesilmiş. Anadolu tüccarı kesesinde banknotlarıyla İstanbul'a gelmiş olsa bile fiyatların düşmesini bekliyor, mal almıyor. Tabii bizim bunlardan haberimiz yok. Çünkü satışlarımız neredeyse ikiye katlanmış. Sonradan işittik ki kumaştan züccaciyeye kadar hiçbir yerden mal almayanlar boş dönmektense bisküvi alalım. Nasılsa Sabri Bey fiyatlar düşse bile zararınızı öder diyorlarmış. Sermayesini servet yapan soba ateşine çıra olur. Göztepe'deki evini 1968 yılında yeni fabrika yatırımı yapabilmek için satar. Bir sonraki evini ancak 1982'de alacak, o tarihe kadar tüm kazanımlarını fabrikalarını büyütmek için sermaye yapacak. Zengin olan şirket olmalı. Sahibi zengin olup kendisi fakir olan şirketin nefesi çabuk tükenir. Sermayesini servet yapan patron soba ateşine çıra olur diyecektir. Biz bu işe giremeyiz. Bu iş çok karlı, bana süt kokan işler getirin. Uzun yıllar danışmanlığını yapmış Doktor Mustafa Özel anlatıyor. Asıl işi yumurta ticareti olan bir tüccar petrol işine girmeye karar vermişti. Galiba bir milletvekilinin tavasutuyla İstanbul'un dört yerinde petrol istasyonu kurmak istiyordu. Yaptığı fizibiliteye göre iş %400 karlı gözüküyordu. Sanıyorum 500 bin dolar kadar bir ek sermaye ihtiyacı vardı ve Sabri Ülker'in bu işe ortak olmasını istiyordu. Ben iyi bir iş yakalamış olma heyecanıyla dosyayı hemen Sabri Bey'e götürdüm. Şöyle 5 dakika kadar inceledikten sonra biz bu işi yapamayız dedi. Neden efendim? Çünkü bu iş çok karlı. Bir tuhaf olmuştum. Bu işi yapamayız çünkü çok karlı. Sabri Bey'in ciddiyetini bilmesem benimle dalga geçiyor derdim. Karlı iş iyi değil mi diye mırıldandım. Karlı iş herkese yaramaz oğlum. Biz %5, %10 kâra alışmış insanlarız. Yüksek kâr bizi bozar, dedim. Dona kalmıştım. Yüzümün hangi renge girdiğini tahmin edemem. Benim bu kadar tuhaflaşmış olmama şaşıran Sabri Bey devam etti. Sen petrol işinden anlıyor musun Mustafa? Hiç yaptın mı? Hayır efendim. Ben de anlamıyorum. İş kötü giderse paramız batar. İyi giderse bizden bilmezler. Petrol kokusu iyi koku değildir. Sen bize bizim işimizle irtibatlı dosyalar getir. Süt koksun, buğday koksun, kakao koksun. Rakibinin aleyhinde konuşmak defodur. Ülker'in yakın zamanda emekli olan üst yöneticilerinden Necdet Buzbaş'ın aktardığına göre bir gün Buzbaş, Sabri Ülker'le birlikte Trabzon uçağına binmek için Atatürk Havalimanı'na gider. Bekleme salonunda onca boş koltuk olmasına rağmen yanlarına bir amca gelip oturur, konuşmalarına kulak kesilir ve birden konuşmaya tam ortasından dalıverir. Ne işle meşgulsünüz? Sabri Ülker tevazuyla bisküvi yapar, bisküvi satarız der. Bu tevazunun karşılığı kulak misafiri amcanın cevabıyla uzun yıllar unutulmayacak bir gurur nişanı olacaktır. Madem bisküvi yapıyorsunuz, bari Ülker gibi yapın. Dile dökerek değil, örnek olarak çalış. Kekin en iyisini şimdi yaparsak, bisküvi yapmayı unuturuz. Ülker'in kek üretimine başlamak için ortaklık masasına oturduğu uluslararası bir gıda devi ile görüşmeler sona yaklaşmaktadır. Ancak danışmanlarının ortaklığın maliyetinin yüksek olmasına ilişkin, istesek bu kekin en iyisini yaparız
bu parayı, payı onlara vermeye lüzum var mı sorusuna muhatap olur. Sabri Öker'in cevabı, bugün holdinglerin ve işletme gurularının dillerine pelesenk olmuş. Ana odak işlere odaklan. Sözünün ve Amerikalıların kullanmaya bayıldığı bir seferde bir adım vecdinin o günlerdeki replikasıdır. Elbette yaparız ama kekin en iyisini şimdi yaparsak bisküvi yapmayı unuturuz. Her zaman bir B planın olsun. İşinin ehli ile çalış. Sabri Ülker'in gerek yönetici transferlerinde, gerek yurt dışından uzman getirtme yönteminde, gerekse de iş ortaklarının seçimindeki titizliği, en sık başvurduğu sözlerden biri olan işinin ehli ile çalış düsturuna uygun düşüyor. Müşterine para kazandır. Müşterin seninle yaptığı ticaretin karından memnun olsun. Bununla beraber ilişkilerin ilkeli öyle dürüst ve öyle samimi olsun ki bu operasyonda senin istihdam edilmiş olmandan da memnun olsun. Haklarımızı korumak adına müşteriyi zorlama. Ama müşteriyle iyi geçinmek adına haklarımıza da halel getirme. Dinlemeyi bilmeyen yönetmeyi bilemez. Merhum Sabri Ülker kendisinden tavsiye isteyenlere adım Sabri. Size de sabırlı olmayı tavsiye ederim demesiyle nam salmış. Bu sabrın en görünür kıldığı anlar karşısındakini sabırla dinlediği anlar. Bugün de muhafaza edildiği söylenen küçük odasında işçilerle doğrudan konuşması ve kendisine vaziyet, şikayet, öneri aktarmaktan çekinenler için hazırlattığı arzuhal kutusu, öneri akıl küpü kutusu ile dinleme ve yöneticilerinin de denetlediği bir tür iç kontrol mekanizması olmalı. Özelliğini sözde bırakmayıp yazılı ortamada geçirmiş. Bu kutular internet ve mail iletişiminin olmadığı dönemlerde bu işlevi de üstlenmiş. Öneriler arasında değer bulduklarında yıl sonunda bizzat ödül vererek bu sistemi kullanmayı teşvik etmiş. Teşekkürler Sabri Ülker. Allah rahmet eylesin.